hocam, kolon kanserinde immünoterapinin yeri var mıdır? Öncelikle immünoterapi nedir diye izleyicilerimizi aydınlatmak gerekirse, immünoterapi bağışıklık sisteminin tümör hücrelerine karşı duyarlılaştırıp tümör hücrelerinin yok edilmesi yöntemidir. Çok çeşitli yöntemlerle immünoterapiler yapılmaktadır. Özellikle de kolon kanserinde bir grup ailesel kanserler başta olmak üzere bir takım moleküler bozukluklar ya da genetik bozukluklar immünoterapilere hassasiyet oluşturmaktadır. Bu tabii ki oran olarak baktığımızda çok sık değildir ama olan o alt grupta bağışıklık sistemi aktif edildiğinde evre 4 bazen kemoterapileri hiç yanıt vermeyen hasta grubunda tam yanıtlar şifa sağlanabilmektedir. Bu açıdan da kolon kanserinde immünoterapiler çok önemlidir. Mutlaka tanı sırasında artık bundan sonra yani son birkaç yıldır daha da artık rutine girmiştir. Mutlaka hastalar immünoterapi adayı mı değil mi diye önce değerlendirilir. Özel genetik testleri yapılır, moleküler testleri yapılır. Eğer immünoterapiden çok fayda göreceğine inandığımız bir grup olarak karşımıza çıkarsa testlerin sonunda bu hastaya sunulur ve tedavinin bir parçası haline getirilir. Onun için de immünoterapilerin kolon kanserinde yeri vardır. Mutlaka hastalar, özellikle de evre 4 hastalar mutlaka değerlendirilmedir. Diğer taraftan da yine bu immünoterapi için aday genlerin pek çoğu ailesel kanser türleri için de önemli olduğu için bu tarz genç hastalarda da bunlar taranıp özellikle aile taramalarına da alınmalıdır.